Güzel oyuna hoş geldiniz. Bolojiler Uğur Karakulukçu ile beraberiz. Her hafta olduğu gibi hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Biraz gerçi yorgunsun. Anlamadım bir tuhaf ya. Terliyorsun. Sorma ya, sabah bir uyandım, tansiyonum düştü falan. Ama şimdi iyisin. İyiyim. İşimizi yapmaya geldik. Aynen. Transferler var, yapacak bir şey yok. Transfer beklemez. Şey yapacağız bugün. Biraz daha yani transfer konuşacağız, ligi de konuşacağız artık. Önce bir teşekkür mü edeceğiz acaba ya? Tabii. Şimdi onu söyleyecektim. Yani bugün itibariyle Vole YouTube kanalı 100 bin aboneye ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Biz yaz boyunca hiç durmadan içerik üretmeye devam ettik. Biraz da onun karşılığı gibi, çünkü yazın normalde hem ana akım medyada hem dijital medyada çok fazla iş olmaz. Hani tatil dönemi. Ama Uğur'u çalıştırdık diyorsun. Yani her gün artık ben de, sen de çalıştın. Şimdi şey yapmayayım ama. Tabii biz de bir şeyler yaptık. Beni de çalıştırdılar açıkçası. Yani bunu da söylemeden yani değil mi? Her gün içerik üretmeye çalıştık. Vole büyüyor ve bu ilgiden çok memnunuz. Bugün de bir konuğumuz var. Caner burada. Daha önceki haftalarda... Caner Erkin, hoş geldin. Daha önceki haftalarda bir çekiliş gibi bir şey yapmıştık. Yani soru sormuştuk. O soruya doğru cevap veren 3 voleyciden biri. Diğer 2 voleyciyi de ilerleyen haftalarda alacağız. Hoş geldin diyelim. Caner. Ve birazdan Caner'le de beraber olacağız. O da şu an kamera arkasında izliyor. Yanımıza alacağız. Caner Osman Paşa. Stoper falan. Bayağı Caner'le ilgili. Vallahi kadar düşünüyorum, başka Caner var mı? Var mı başka? Yok herhalde. Düşünelim. Biz bunu düşünelim. Bu hafta hareketli bir soyadı hafta oldu. Soyadı Caner olan vardı diye hatırlıyorum. Bir soyadı. Olabilir. Hareketli bir hafta oldu. Artık başlayalım şeye. Yavaş yavaş. Çünkü... hareketli bir gün aslında ya. Gün de hareketli ama önce geçen haftayı kısaca bir ele alalım. Galatasaray son dakika puan kaybı yaşadı. Sen özellikle seri konusunda bazı öngörülerde bulunmuşsun. Enzonzi konusu, seri konusunu. Onlardan ele alalım. Öncelikle yeni transferler ve Galatasaray'la başlayalım. Şimdi seriyi ben ilk maçta da izledikten sonra fiziksel olarak iyi durumda olmadığını, daha bir süreye ihtiyaç duyuyor. Yani ben 1-2 maçlık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir 1-2 ay sıkıntı yaşatacak seri bence. Onu zaten öngörmemek kolay değil ama bir yandan da seriyi tamamlayacak oyuncularda da ciddi sıkıntılar var. Birincisi Belhanda. Belhanda yok. İkincisi Feghouli. Feghouli de var ama yoktu bu arada Konya maçında. Belhanda'yla ilgili bilgi verelim. Birkaç hafta daha olmayabilir. Milli maç arasından sonra ancak takıma dönebilir. Kötü. İyi haber değil Galatasaray için. Şimdi Belhanda bu takımda dikine top taşıyan oyuncu. Hani top kaybı diyorlar ya. Top kaybı yapmasının bir sebebi var. Çünkü orta sahadan 3. bölgeye taşıyacak adam Belhanda olması gerekiyor. Yani marke haldeyken de dribbling yapması gerekiyor. İkincisi de Belhanda topu getirdiği zaman Feghouli ile doğru yerde buluşturup Feghouli'nin yaratıcılığı birebiriyle işte arkaya kestiği toplar, birebir de geçip verdiği toplarla pozisyon üreten bir takım var. Şimdi Belhanda zaten istikrarlı başlayamadı. Hem bel sakatlığı yüzünden son maçta yoktu. İlk maçta da hani bir uyumsuz. Zaten Selçuklu falan bir orta saha üzerinde çok başarılı olmak çok mümkün değil. Şimdi Belhanda yok. Feghouli takımın iki ana taşıyıcısı yok. Şimdi bu sefer yepyeni bir takım oluyorsun. Şimdi seri fiziksel olarak iyi durumda gelmemiş. Adam kariyerinde kırmızı kart yoktu. Burada kırmızı kart gördü. Çünkü İlk burası başka bir lig yani. Kolay bir şey değil buraya adapte olmakta. Ben hala çok üst düzey oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hiç de hani gördüğüm oyuncunun farklı bir risi olduğunu da düşünmüyorum. Hatta köşe yazıları olmuş. Bunun Barcelona istedi de. Bunun Barcelona istedi yani. Uyduruyor da değiliz. Açın arşivlere bakın. Barcelona'ya gidemediği için işte Nice kulübüne söyledikleri, daha sonra bir tekrar işte artık Nice konsantreyim, Barcelona düşünmüyorum diye adamın demeci var yani. Kendi kendine şizofren değilse sonuçta bu da çok uzun bir zaman değil. 2017 yazında olmuş bir şey. Xavi'nin de cümleleri var Barcelona konusunda. Xavi'nin çok beğendiği bir oyuncu. Yani seriye inanmayan olursa belki Xavi'ye inanır. Hani bunu mu övdün? Bunu övdüm evet. Yani şey, performans olarak düşük de ben de 34 lig maçının 34'ünün de en maçın oyuncusu olacak demedim. Tabi her oyuncu kötü olabilir. Her oyuncu iyi dönemler olur, kötü dönemler olur. İnsan bunlar sonuçta. Formsuz olduğu kesin. Yani ben bu son maçta eleştirilmeden önce de fark ettiğimi söylemiştim zaten. Bu birincisi. İkincisi birbirini tamamlayacak. Yani Belhanda'yı rahatlatacak oyuncu. Seriyi rahatlatacak oyuncu Belhanda. Bu kere böyle bir problem var. Feghouli yok. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Enzonzi için millet hep şey dediğimi zannediyor. Yani, beğenmiyordu. Hayır abi, beğeniyorum. Çok da iyi oyuncu. Ama mesela anlatacağım şeyi tam özeti oldu Konya maçı. Mesela Enzonzi çok iyi bir ikili oynadı değil mi? Aldı. İşte hava topu gelince vurdu.
aldı yanına verdi. İşte birebir de düşmedi falan. Topu sakladı. Verirken de estetik veriyor topu. Tamam, çok güzel. Abi ama hücuma katkısı çok sınırlı. Gördün mü sen hücuma bırak gidişini? Dikine az pas yaptı. Çok az. Yani pası bırak gitmiyor mesela. Evet. Yani üçü neredeyse bir üçüncü stoper olacak yani. Stoperlerini de bekleyen oyuncu. Enzonzi için mesela Enzonzi çok iyi oynadı. Okey. Ama Galatasaray'ın pozisyonu var mı ilk yarıda? Ya da mesela Fernando'nun iç oynadı. Fernando'nun ön tarafa gitmeyi seven bir oyuncuydu. Ki Fernando'nun ben ayrılması gerektiğini söylemiştim ama senin Fernando'nun daha dinamini alman lazımdı. Şimdi Enzonzi bireysel olarak görevini yapıyor ama bu bütün resimde istediğin kadar hizmet etmiyor hücuma. Şimdi seri sıkıntılı. Berlanda yok. Feghouli olmasa çok daha iyiydi. Bence Emre Mor'u da bozdu. Çok İlk iyi. Başta Feghouli sağ iç başladı. Sonra Emre Mor'u sağ içte gördük. Feghouli'yi su molasından sonra açıkta gördük eski yerinde. Emre Mor sağda mesela bir pozisyon var aklımda. Ben de maçı statta izledim yandan. Bir uzun top atıldı abi. Emre Mor mükemmel kontrol etti. Aldı topu, çocuk önüne düşürdü. Bir baktı burada Feghouli var. Yani topu da Feghouli orta yaptı. Alakasız bir orta. Ya takımın iki oyuncusu aynı yerde ne işi var ya? Uzun top tabi de. Feghouli top orada değil. Feghouli gereği orada buluyor kendini Feghouli. O biraz işte işi bozdu. Sonra Emre Mor'u içeri doğru aldı. Çok iyi oynadı demiyorum Emre Mor ama ben iyi başladığını ama Feghouli'nin sağa kaçtıkça bozulduğunu düşünüyorum Emre Mor'un. Bir de abi Feghouli fizik olarak eksik olduğu zaman bu çok doğal yani. Adam sağlık sorunu yaşamış. Bunu eleştiri bağımına söylemiyorum. Ama şeyi çekilmiyor abi. Fizik olarak düşük Feghouli çekilmiyor. Çünkü eskisi kadar yani Valencia'daki ilk sezonlarını falan hatırlar ama parçalıyordu adam ortalığı. Öyle bir atletizmi yok ama çok akıllı bir adam. Topu kullanmasını biliyor ve ona düşündüğünü uygulayabilecek kadar kuvveti varsa bacaklarında iş yapıyor. Ama şu an yok. Ve olmayınca da şeyi düşünmüyor. Yani ben bunu yapamam demiyor mesela. Yapacağını zannediyor ve sürekli deniyor, sürekli o da hataya sebep oluyor sonunda. Emre Mor'u bozdu. Kendi bozuldu. Yani şey olarak, performans olarak ortaya koymadık. Ama tüm bunlara rağmen ilk yarı şöyle bir istatistik var. Sağ kanattan Galatasaray'ın sanırım birkaç sezonda en çok isabetli orta yaptığı bir 45 dakika olmuş. Abi, fakat nereye orta yaptı? Cagne'ye yaptı mesela. Abi bir de bir şey diyeceğim de, bence bu iyi bir şey değil illa. Onun sebebi Emre'yle... İki tane sağ açık da oynadın. Evet işte o yüzden iki sağ açık, çok bir sağ... Bir de Mariano katıldı Mariano oraya. Mariano'da 2.5 sağ açık var yani. O yüzden işte o şiddet oradan kaynaklı. Aslında. Yani. Sola baktığında Babel içeri depresi oluyor. Nagatomo zaten yapmaz. Orta yapmayı sevmez. O zaman çünkü Nagatomo alır içeri verir. Çok kesmez. İsabetli kesmez. Şimdi bir kere Galatasaray orta sahada inanılmaz bir istikrar problemi de ortaya çıktı. İlk maç Selçuk oynadı zaten. İkinci maç bu sefer Berlanda yok. Feghouli'yi ortaya çekiyorsun. Ortada durmuyor. Kanada kaçıyor. Bir de stoperin Dong marka yok. Şimdi hatta işlemeyince iş biraz şey oldu. Fatih Hoca da baktı olmuyor. Seriyi Enzonzi'nin yanına çekti. Adem'i aldı. 2-3-1 oldu. Ama o da verimli olmuyor. Bu sefer senin seri Enzonzi'nin önünde oynattığın adam verimli olmayınca bu sefer sıkıntı yaşıyorsun. İşte tam onu soracak mı sana? 4-2-3-1 Fatih Hoca'nın çok kullanmadığı bir sistem. Yan yana çok oynatmıyor. 4-1-4-1 oynatıyor. Fakat Belhanda'nın katılımıyla milli maç arasından sonra seride cezasını tamamlamış olacak. Enzonzi seri yan yana. Sence nasıl olur? Hani iç gibi değil seri de, iki iç gibi değil 4-2-3-1'deki Enzonzi seri. Fazla çakılı olur. Yani ön tarafta üretkenlik azalır. Serinin gitmesi lazım. Yani seri yapan ön tarafta da dar alanda da pas yapabilecek beceriye sahip geldiği zaman mesela 1-2 tane böyle enteresan pas attı. Hiç beklemeyeceğin. Geliyor top, tak diye ayağın dışıyla Nagatomo'yu gördü. Sol beke verdi pası falan mesela. Sağdan gelen topu. Ya becerili oyuncu, ön tarafta da dar alanda o işleri yapabilecek bir isim ama dediğim gibi fit bir Belhanda olacak, fit bir Feghouli olacak. Enzonzi de oyunculara alışacak. Onun dışında hani çok şey sayıyorum, farkındayım. Ama maalesef böyle. Yani bir yandan da şunu görmek lazım. Yani mesela Babel geldi, iyi oyuncu dedik değil mi? İyi transfer. Onyekuru'nun yerini doldurabilecek meziyete sahip olur. Yani yaşı idaredir ama bir onu diyorsun. Lan o tamam. Sonra şimdi Nagatomo, Mariano zaten beklediğimizden de fazla düşmüşler. Sonra Enzonzi'yi alıyoruz. Sonra fizik olarak çok da beklediğimiz düzeyde olmayan seri geldi. Ya bir noktada takımın
zaten düşük olan temposu. Geçen sene hatırlıyorsun. Benfica maçlarına düşülen durumlar, Şampiyonlar Ligi'ne düşülen durumlar. Tempo olarak yaşadığın sıkıntıyı daha da aşağı indin. Bu sefer arızaların ortaya çıkıyor. Bu sefer senin Konya gibi organize kapanan bir takıma karşı top yeterince imelenmediği için adam kapatıyor büyük ölçüde. Mesela ilk yarı o iyiydi, bu iyiydi falan dedi. Bu pozisyon nerede? Var mı pozisyon? Yok. Ya da attığın gol çok mu acayip bir pozisyon? Adamın ayağına çarpı uzağa gittiği için evet, o gol oldu. Orada Babel'in istediği vuruş o değildi. Top oraya yönlendi aslında. Abi istediğini vursa gol olmaz zaten, onu söyleyeyim. İstediğini vursa gol olmaz. 45 ile 60 arası yine aslında bir tempo oldu. Dünya her yerinde de olur böyle şeyler. Adam formda olur, formsuz olur. Kimsenin de hani bir oyuncu beğeniyoruz diye 34 maçın hepsinde de maçı alacak diye beklemiyoruz. Biraz öyle bir niyet içinde yok. Şey var. Konsantre olma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bence de sıkıntılı. Zaten o pozisyondaki geç hamlesinin sebebi biraz da o. Hani oyuncu sanki kopuk şeyden, o evet ritimden. Onu biraz zamanla sisteme alışmaya çalışacak. Denizli maçından sonra da hatırlıyorsun. Biraz hani Medel'in de böyle ilk bir gel lan ben tabii, birlikte tabii. oynarım nasıl olsa aynen. diye. Bir gelip böyle şok olmuştu ya, iki ay oynatmamıştı Şenol Güneş. Biraz öyle bir durum var ama işte iki ay oynamayacak şeyi yok. Galatasaray'ın bir zaman yok. Alternatifi yok yani orta sahada. Orta sahada kimse Fatih yok ya, alternatif yok orta sahada. Fatih Terim de ki haber bile Selçuk vardı. Alternatif. İlk yedeğin Selçuk aynen. olursa hiçbir şey yok demek ki. Cumartesi günü anlattım ben onu. Hoca da bir gün sonra söyledi. Hocanın ilk talebi tabii ki hani Falcao, forvet bunlar okey ama orta sahada ve stoperde büyük bir eksiklik var. Yani Seri, Enzonzi tamam ama arkasına baktığında bir rekabet orada çok olduğunu söyleyemeyiz. Hani Selçuk, Dong, Seri ile Enzonzi'nin rekabetine çok girebilecek durumda değiller şu anda.